Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın aylık olan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Eray Erdem, Cumhuriyet'in sadece bir rejim veya yönetim şekli olmadığını vurgulayarak bu Cumhuriyet rejiminin Türkiye'nin bir arada durmasının temel nedeni olduğunu belirtti. Cumhuriyet demek sadece bir kelimeden ibaret değil, olmamalı. Bu ülkenin varlık sebebi, mayası, çeşitliliği, renkliliği her anlamda bu kadar bol bir ülkenin, bir milletin 100 yıldır ve önümüzdeki yüzyıllarca bir arada durmasının yegane mayasıdır diyoruz. Also Başkanı Eray Erdem son dönemde gündemi meşgul eden konulara da değindi. İlk olarak kısa süreli kiralama mevzusu hakkında konuşan Erdem bu uygulamanın başlamasının hızlı ve geçiş süresi olduğunu belirtti. Ardından konut sektörüne odaklanarak birçok apart otelin konut projelerine dönüştüğünü ve müteahhitlerin bu durumdan zarar gördüğünü açıklayan Erdem, müteahhitlerin sıkıntılarını ve bu sektörün Alanya'nın ekonomisine olan katkısını anlattı. Erdem eleştirilere karşın yerel denemeklerin bir araya gelmesi gerektiğini ve Alanya'nın ekonomik açıdan fark yaratması için birlikte hareket etmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca Ankara'da yasa tasarısı hakkında yapılan görüşmeleri ve Also'nun çabalarını anlattı. Erdem konuşmasının devamında turizm ve konut sektörünün Alanya için kritik bir rol oynadığını açıkladı. Turizm sektörünün yanı sıra konut sektörünün de şehre büyük katkı sağladığını ve bu sektörün çeşitli ekonomik alanları olumlu etkiler yarattığını belirtti. Toplantının ardından Alanya İç Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği Polis Memuru Bülent Aykanat, uyuşturucu satışı ve bağımlılığı ile ilgili konuşma yaptı. Aykanat konuşmasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, telefonlara indirilen aplikasyon olan Uyuma uygulamasından bahsetti.